Serdar Serçova Erhatın. Merhaba Esenyurt, merhaba Van, merhaba Ağrı, merhaba Gever, merhaba Cizre, merhaba Sur. Türkiye'nin her yerindeyiz. Hakikatin sesiyiz, HDP'yiz. Merhaba kadınlar, merhaba gençler, emekçiler, yoldaşlar. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bu umudun yolculuğudur. Bu barışın yolculuğudur. Bu demokrasinin yolculuğudur. Adaletin yolculuğudur. Yolumuz açık olsun. Bu ülkenin her yerini adaletsizlik sarmış. Her yerde diz boyu adaletsizlik var. Bu adaletsizliğe son vermek için kampanyamızı Edirne'den sevgili Selahattin Demirtaş'ın yanından onunla birlikte başlattık. Sevgili arkadaşlarım, biz Türkiye'nin partisiyiz dedik. Bu ülkeye Türkiye'nin adayı yakışır dedik. Türkiye'nin adayını Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdik. Selahattin Demirtaş Türkiye'nin adayıdır. Hepimizin adayıdır. HDP Türkiye'nin partisidir, Türkiye'nin her yerindedir. Ortak vatanda demokratik cumhuriyeti inşa etmeyi önüne koymuştur. Bunu da yapacaktır. Bu ülkeye savaştan, zulümden, yoksulluktan başka bir şey vermeyenler adaletsizliği devam ettiriyorlar. Sevgili Selahattin Demirtaş'la görüşmeye gittik. Yine izin vermediler. Cezaevinin önünde açıklama yapmak istedik. Yine izin vermediler. Bunlar akılları sıra bu zulmü, bu adaletsizliği devam ettirerek iktidarda kalacaklarını sanıyorlar. Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ, Sabahat Tuncel, Gülten Kışanak o cezaevlerinde olsa da sizler birer Selahattin'siniz, sizler birer Figen'siniz. ...24 Haziran'a kadar Türkiye'nin her yerinde kapı kapı, ev ev, sokak sokak, iş yeri iş yeri her yerde olacağız. Her yerde hakikatin sesini yükselteceğiz. Bu adaletsizliğe ancak biz son verebiliriz, biz son vereceğiz. Bunların bütün bir ülkeyi adaletsizlikle kuşattılar. Bütün bir ülkeye tecrit zulmü yaşatıyorlar. Bu tecrite de biz son vereceğiz. Bu tecriti kaldıracağız. Barışın önündeki engellere son vereceğiz. Sevgili arkadaşlarım, yoldaşlarım, öyle bir zihniyetle karşı karşıyayız ki insanları, halkları birbirine düşman ettirerek, Kürt halkına düşmanlık ederek, savaş politikalarıyla
ayakta durmaya çalışan, iktidarını sürdürmeye çalışan bir zihniyetle karşı karşıyayız. Bu zihniyet, bu iktidar yıkılmadıkça, bunlardan kurtulmadıkça bu ülkeye barış da gelmez, demokrasi de gelmez, huzur da gelmez. İşte bunun için HDP Türkiye'nin tüm halklarına, Türkiye'nin tüm emekçilerine, kadınlarına, gençlerine çağrı yapıyor. Diyor ki gelin omuz omuza verelim. Gelin faşizme karşı omuz omuza mücadelemizi yükseltelim. Bu iktidardan hep birlikte kurtulalım. Evet, faşizme karşı omuz omuza. Ancak o zaman bu ceberrut iktidardan kurtulabiliriz. Bakın bu iktidar bir koca ülkeyi, bir koca coğrafyayı kayyum coğrafyasına çevirdi. Halkın iradesiyle seçilmiş belediye eş başkanlarımızı, belediye meclis üyelerimizi görevden aldı, onları tutsak etti. Bu yasakçı zihniyet, bu zulüm zihniyeti, bu zulüm iktidarı bizim belediyelerimize el koyarak oralara kayyum atadı. Bu yasakçı zihniyeti, kayyumları kabul etmiyoruz, etmeyeceğiz. Sevgili arkadaşlar, bakın. Kayyumdan önce bizim belediyelerimize her gün müfettiş yolladılar. Bir tek kuruş yolsuzluk bulamadılar. Bir tek kuruş. Fakat kendi atadıkları kayyumlar yolsuzluk çukurunda boğuluyorlar. Bunlar çalmaktan başka bir şey bilmiyorlar. Bunların tek bildiği şey çalmak. Bakın, Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu'nu görevden aldılar. Neden? Nedenini açıklayamıyorlar. Çünkü biliyoruz o yolsuzluk çukurunda dolaşan belediye başkanlarından biri de o. Biliyoruz İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı gibi, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı gibi bunların hepsi bu yolsuzluk çukurundalar. Yolsuzluk devam etsin diye savaş politikalarına devam ediyorlar. Bu savaşın bitmesi yolsuzluğun bitmesi demektir. Yolsuzluğun bitmesi savaşın bitmesi demektir. İşte o yüzden savaşa hayır diyoruz, yolsuzluğa hayır diyoruz. Sevgili arkadaşlar, ülkenin bütün kaynaklarını hem belediyeler eliyle hem de iktidar eliyle çarçur ettiler. Koca bir ülkeyi yoksulluğa mahkum ettiler. Yoksulluk her yerde. Yoksulluk Esenyurt'ta, İstanbul'da, Silopi'de, Gever'de. Yoksulluk her yerde. Çünkü bu ülkenin kaynaklarını İHA'lara, SİHA'lara harcadılar. Bu ülkenin kaynaklarını Kürt düşmanlığına harcadılar. Savaşa harcadılar, savaşa. Kürtlere kurt işareti yapıyorlar.
Sanıyorlar ki Kürtleri korkutacaklar, boyun eğdirecekler. Bu onurlu halk hiçbir zaman boyun eğmedi, baş eğmedi. Asla özgürlük ve demokrasi mücadelesinden vazgeçmedi. Dün ne diyorsak bugün de onu söylüyoruz. Kürt sorunu çözülmeden demokrasi sorunu çözülmez. Biz bu sorunu çözeceğiz. Irak Kürdistan'ındaki referanduma karşı çıkıyorlar. Diyorlar ki yiyecek aş bulamazsınız, ekmek bulamazsınız. Bizi bununla tehdit ediyorlar. Bu tehdide verecek yanıtımız çok net. 24 Haziran günü hiçbir Kürt AKP'ye oy vermeyecek. Bizler bu boş tehditlere boyun eğecek değiliz. Bizler senin bu tehditlerine karşı en güzel cevabı sandıkta vereceğiz. Sandıktan biz çıkacağız, sen o sandığa gömüleceksin. Suriye Savaşı'nı başlattılar. Suriye halklarının geleceğini yok ettiler. Suriye'nin tek huzurlu bölgesi Afrin'di. Afrin'de Kürt halkı, Arap halkı, Süryaniler, Ezidiler, Türkmenler bir arada huzur içinde yaşıyorlardı. Gittiler bu IŞİD artıklarıyla Afrin'i işgal ettiler. Afrin'in huzurunu kaçırdılar. 150 bin Afrinli Afrin'den çıkmak zorunda kaldı. 24 Haziran'da bunları sandığa gömerek Afrinliler eve dönecek. İşte 24 Haziran o yüzden hepimiz için çok önemli bir gün. Sadece Kürt halkı için değil, sadece Afrinliler için değil, tüm Türkiye halkları için çok önemli gün. Bu adaletsizliğe ancak biz son verebiliriz. Eğer HDP sandıktan çıkarsa, ki çıkacak, Bu AKP-MHP koalisyonunun bütün hesapları bozulacak. Onlar HDP'yi baraj altında bırakarak 401 vekil hesabı yapıyorlar. Ve böylece 80 vekili ele geçirerek Türkiye'yi bir diktatörlüğe sürüklemek istiyorlar. Biz 24 Haziran'da değil 80, 180 vekille geleceğiz. Sizin tüm bu hesaplarınızı 24 Haziran'da bozacağız. 24 Haziran'da Cumhurbaşkanı adayımız Selahattin Demirtaş ikinci tura kalacak. Ve birinci turda olduğu gibi ikinci turda da biz kazanacağız. Mutlaka kazanacağız. Bu yoksulluğa son vermek için biz kazanmalıyız. Mutlaka kazanmalıyız. Bakın
Her yerde işsizlik, her yerde yoksulluk. Esnaf kan ağlıyor. Diyor ki, yastığınızın altında dolarlar, avrolar var, onları bozdurun. Hangi esnafın yastığının altında dolar var? Hangi esnafın? Esnafın yastığının altında dert var, borç var. İşte bu dertlerden, bu borçlardan, bu vergi yükünden kurtulmak için 24 Haziran'da bu ceberut iktidardan kurtulacağız. Haziran'a giderken tüm esnaflar, tüm çiftçiler, tüm emekçiler, kadınlar omuz omuza vermeli. Çünkü bu yoksulluktan, bu yoksunluktan ancak birlikte mücadele ederek kurtulabiliriz. Bakın, kadınlar yoksul. Kadın yoksulluğu çok ciddi boyutlarda. Kadınlar işsiz. Kadınlar işsiz kalsın diye kadına düşmanlığı çoğaltıyor, büyütüyor. Kadını sosyal yaşamdan dışlıyor. Kadın cinayetleri her geçen gün artıyor. Kadına şiddet artıyor. Bu iktidar kadın düşmanı. Bu düşmanlığa son vermek için şimdi kadınlar 24 Haziran'da sandığına, oyuna, geleceğine sahip çıkıyor. Evet, cin, ciyan, azadi. Bu ülkenin gençleri işsiz, bu ülkenin gençleri mağdur, bu ülkenin gençleri dışlanmış. Özellikle başta Kürt gençleri olmak üzere tüm gençlere karşı bir düşmanlık politikası hakim. Gençleri yok sayıyorlar. Gençler var, var olacak. Gençler o sandıktan çıkacak. Bu rejimi, bu iktidarı gençler değiştirecek. Geçenlerde gitmiş Yeşilay'dan sigarayla mücadele ettiği için ödül almış. Diyor ki, ben bu ülkede sigarayla mücadele ediyorum. Sigarayla mücadele dediği tütün çiftçisiyle mücadele aslında. Onları mağdur etmek. Ama bu ülkede en büyük sorunlardan biri uyuşturucu. Bakın, AKP döneminde uyuşturucu kullanımı yaygınlaştı, büyüdü. Uyuşturucuyla mücadele etmek yerine gençlere uyuşturucuyu veriyor, teşvik ediyor, gençleri siyasetten uzak tutmaya çalışıyor. İnsanları uyuşturarak, uyutarak, aklınca siyasetten uzak tutarak kendi iktidarını devam ettirecek. Koyacak, koyacak. Sarayın anahtarını paspasın altına koyacak. Biz halaylarda olacağız. Gecikeceğiz, yetişemeyebiliriz. Paspasın altına koysun, sarayı boşaltsın. Gençler geliyor, gençler saraya geliyor. Yoksullukla mücadele,
uyuşturucuyla mücadele. Biz sizinle gurur duyuyoruz. İyi ki varsınız. Siz var oldukça bu düzen değişecek. Evet, sevgili arkadaşlarım, yoldaşlarım, çok az zaman kaldı. 25 Haziran sabahına çok az zaman kaldı. Sizler sabahın sahibisiniz, sabahın. 25 Haziran sabahı hep birlikte Türkiye'nin her yerinde barış alaylarına duracağız. Hep birlikte tüm Türkiye halkları, emekçiler barış alayına duracak. 24 Haziran'a kadar 7 gün 24 saat çalışacağız. Herkesi bu çalışmaya, bu büyük değişime davet edeceğiz. Gelin birlikte değiştirelim. Gelin birlikte dönüştürelim diyeceğiz. Tüm örgütümüz, tüm adaylarımız sahada olacak, çalışacak. Ama siz olmazsanız olmaz. Önce sizle olacak, halkımızla olacak. Artık bu halkı yok sayanlara en güzel cevabı işte siz veriyorsunuz. Şimdi hepimiz müşahitiz. Hepimiz sandıklarımıza, oyumuza, siyasi irademize sahip çıkıyoruz. İntikam için değil, rövanş için değil, güzel bir ülke için, ortak vatanımız için, demokratik bir cumhuriyet için geliyoruz. Kentimizi de, kendimizi de biz yönetmek için geliyoruz. Yerel demokrasiyle güçlendirilmiş bir rejim için geliyoruz. Parlamenter demokrasiyi ancak yerel demokrasiyle güçlenirse o zaman gerçek bir dönüşüm sağlanır. Yoksa eskiye rağbet etmiyoruz. Yeni bir Türkiye için, yeni yaşam için geliyoruz. Yeni yaşamı sizler var edeceksiniz. Yeni yaşamı bizler var edeceğiz. Bizler sadece parlamentoya gitmiyoruz. Bizler Türkiye'yi değiştirmeye gidiyoruz. Hepimiz oylarımıza sahip çıkacağız. Hepimiz geleceğimize sahip çıkacağız. Dönen dönsün yolundan biz dönmeyeceğiz. Biz umudun yolcularıyız. Biz barışın yolcularıyız. Biz demokrasinin yolcularıyız. Ve biliyoruz biz haklıyız. Biliyoruz biz kazanacağız. Mutlaka kazanacağız. Yolunuz açık olsun. Serkeftin Evano.